Öncelikle merhabalar. Ankara Bilim Üniversitesi'ne ben teşekkür etmek istiyorum bu organizasyon için. Biz yaklaşık bundan 4 sene kadar önce 2016 yılında bir tane internet dizisi çekerek başladık serüvenimize. Ve ondan sonra Blue TV ile anlaştık 3. sezonumuzda. Totalde 6 sezon çektik. Ondan sonra bir sinema filmi çektik. Şimdi başka bir dizi çekiyoruz ve ben bu serüveni anlatmak istiyorum bugün. Umarım faydalı olur dinleyenlere. Çok gerilerden başlayacağım. Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunuyum ve yönetmen olma hayaliyle bitirmiştim aslında okulu. Ve mezun olduktan sonra İstanbul'a geldim. İşte birçok ara işlerde çalıştım. Kurgu asistanlığı, kamera asistanlığı, seslendirme falan filan gibi ve hiçbirisi beni aslında mutlu etmiyordu. Çünkü hayalim yani öyle bir meslek yapmak değildi. Hayalim yönetmen olmaktı. Ama tabii ki işte sektörün koşulları falan oldukça zor olduğu için hep bunu böyle ertelemek zorunda kaldık. Kendi imkanlarımızla bir şeyler çekiyorduk. Profesyonel işlerde çalışıyorduk ama işte oradan aldığımız parayla, oradan aldığımız bilgilerle böyle amatör klipler, kısa filmler falan çekip bir yerlerde sesimizi duyurmaya çalışıyorduk. Bu süreçte dizimizde Savaş Satış ve Cihangir Ceyhan'la da bu süreçte internet üzerinden tanıştık. Yani bundan 10 sene kadar öncesinden bahsediyorum. Ve Adana'da geçen bir suç hikayesi yapma fikri oluştu bizde. Dedik ki yani Amerika'da, dünyada bunun örnekleri var, neden biz bunu yapmıyoruz? Diye diye böyle bir takım umutlarla yaklaşık 6 sene kadar yazdık, çizdik, ettik falan ama tabii bir yandan da hayatın gerçekleri var. Para kazanmak zorundayız. İşte o arkadaşlarımız İstanbul'a gittiler, oyunculuk eğitimleri, atölyeler böyle ufak tefek şeylerde yer almaya başladılar. Ben tamamen artık filmcilik hayalimi bir kenara bıraktım ve böyle bir otogaleri işine başladım. Yani o kadar vazgeçmiştim. Derken öyle bir an geldi ki bizim artık canımıza tak etti yani bu süreç dedik. Yani ne oluyorsa olsun dedik, yapalım dedik artık bir şeyler. Ve bize güvenen, fikirlerimizi destekleyen, aynı zamanda da bu anlatacağımız dünyayla da haşır neşir olmuş abilerimiz vardı. Onlara bahsettik bu fikrimizden. İyi tamam yapın dediler. Yani hani bir miktar para gidecek, gitsin. Olmazsa da beğen, kimse izlenmezse de oturur kendimiz izleriz dediler. Yani biz aslında riski bu şeyde aldık. İçeriğin kendi formatta aslında riski aldık. Çünkü normal bir televizyon kanalında yayınlanabilecek bir şey değil. Bir suç dünyası anlatıyoruz. Normal televizyonda olmayan birçok şey var. Küfür var, kan var, şiddet var falan. Yani kimsenin buna büyük bir yapım şirketinin gelip de ortak olacağı ya da bir televizyonda yayınlamak gibi bir şeyimiz yoktu zaten. Bir hayalimiz yoktu. Biz bunu hani YouTube'dan yayınlarız. İyi bir tepki alırsa da belki dedik bir sinema filmi yaparız falan. Yani görebildiğimiz en uzağa oraya kadardı. Velhasıl kelam biz amatör bir ekiple, yaklaşık 14-15 kişilik bir ekiple bir hafta kadar bir sürede ilk bölümümüzü çektik. 15 dakikalık bir bölüm çektik yani. Bölümümüzü seyrediyoruz falan. Şimdi şöyle bir algı da var bizde işte. Türk seyircisi 120-140 dakikalık dizilere alışkın. Şimdi bu 15 dakika çok kısa mı gelir? İnsanlar anlarlar mı, anlamazlar mı falan filan derken neyse yayınladık biz bunu. Aradan yaklaşık bir hafta geçti ve yani çok fazla bir reklam da yapmadık aslında. Bir Facebook reklamlarına para verdik. Onun dışında organik bir şekilde yürüdü. Ben yani izleyen insanların bunu beğenip yakın dostlarına da tavsiye ettiklerini ve bu şekilde yayıldığını düşünüyorum. Organik bir şekilde yayıldığını düşünüyorum yani. Zaten bir hafta geçti aradan. Biz hemen İstanbul'dan yapım şirketleri aramaya başladılar. İşte gittik böyle 3-4 tane büyük yerle görüştük ama hiçbirisine anlaşmaya sıcak bakmadık açıkçası. Dedik yani biz bunu kendi şeyimize biraz daha döndürelim bakalım. Neyse amatör bir ekip, işte yetersiz ses ekipmanları, işte başrol oyuncularımız. Yani öyle bir set ki başrol oyuncularımız yemek dağıtıyorlar, yol kesiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hani o şekilde bir çalışmaydı bizimkisi. Ve ilk sezonu bu şekilde alnımızın akıyla bitirdik. Tabi daha ilk haftasından itibaren böyle oyuncularımızın şeyleri artıyor. İşte 10 bin, 20 bin, 50 bin diye böyle Instagram hesapları artıyor. Biz anlıyoruz ki iyi gidiyoruz yani. Hani çok tek şeyini dönüşünü alabildiğimiz yer ya sokaklardaki insanların tepkileri ya da sosyal medya yani. Neyse biz bunun ilk sezonunu bitirdik. Yaklaşık 5 bölüm çektik. Ondan sonra İstanbul'dan bir yapım şirketiyle yani onlardan bir destek aldık. Şöyle bir destek. Ekip, ekipman ve kurgu desteği aldık kendilerinden ve ikinci sezonumuzu çektik. Hani burada tabii ciddi bir cebimizden bir yatırım yapmak durumunda kaldık. Çünkü YouTube'a yayınlıyoruz bunu. Ve bir şey yok yani maddi bir dönüşü yok. Biz bunu böyle biraz yatırım gibi hani daha iyisini yapabildiğimizi profesyonel ekip ve ekipmanla daha iyisini yapabildiğimizi insanlara ispatlamak istedik açıkçası. Ve tabii işin birçok zorluğu var. Yani biz daha ilk bölümü çekerken mesela silahlı bir sahnemiz var. 3 tane mermisi var silah. Yani o sahneyi çekemezsek yani silah patlamazsa çekemiyoruz o sahneyi böyle. Öyle günlerden geldik işte Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde çekim yapıyoruz.
insanlar yardım ediyorlar. Oyuncu bulmak çok zor çünkü ne yaptığımız hakkında bir fikirler yok. İlk başta böyle zorluklardan geçti. Tabii işimiz tanınmaya başladıkça, ilerlemeye başladıkça doğru insanlara da ulaştığını düşünüyorum. İşte mesela büyük tanınmış oyuncuların menajerleri aralara giriyorlar. Hani işte oynayalım biz de, bizim de şeyde katkımız bulunsun falan. Biz orada da çok sağlam durduğumuzu düşünüyorum. Şöyle ki biz dedik ki işimizin o gerçekçilik algısını daha önceden tanınmış yüzlerin girmesi zarar verebilir diye düşündük. Ve biz böyle hani mümkün mertebe kamera önüne çıkmamış, hatta kimi zaman gerçekten sokaklardan gelen insanları falan oynatıp böyle değişik bir atmosfer yarattık kendimize. Neyse ikinci sezonumuzu da bitirdik. Daha sonra Doğan Bey zaten az önce şeyde konferansa katıldı. Kendileriyle üçüncü sezon için anlaştık. Şimdi üçüncü sezona geçerken de şöyle bir riskimiz var. Tamam hani insanlar bizi YouTube'dan ücretsizken izliyorlar ama bakalım para verecekler mi? Çünkü bir yandan da yaptığımız için hedef kitlesi de şey yani daha çok böyle anlattığımız hikayenin içeriğinden dolayı öyle tahmin ediyorum ki işte alt ve orta sınıf gibi. Şimdi bu insanların da yepyeni bir ödeme şey sistemine, izleme sistemine geçip geçmeyecekleri de çok büyük bir riskti. Çünkü hani kredi kartıyla üye oluyorsun. Ben hala mesela benim hala kredi kartıyla üyeliğim yok yani bir şeye. Ya da işte cep telefonuyla üye oluyorsun falan. Velhasıl kelam orayı yani o Blue TV şeyini de alnımızın akıyla atlattık. Güzel bir şey geldi, güzel bir izleyici geldiğini tahmin ediyorum oradan bize. Ve tabii ilk başta insanlar bizi korkutuyor. Ayıp size işte kendinizi sattınız bilmem ne falan. Biz diyoruz ki herhalde şey olacak yani çakılacağız Blue TV'ye geçtikten sonra. Çok şükür orada da işimizde daha iyi yapma şeyiyle, azmiyle gitgide üstünü ekleye 3. sezon, 4. sezon, 5. sezon ve 6. sezonu yaptık şeyde Blue TV'de. Çok şükür insanlar da bizi yalnız bırakmadılar. Ve ya bizden sonra mesela şöyle şeyler oldu. Bizimkine benzer bir takım televizyon dizileri, bizimkine benzer bir takım internet dizileri, işte bizim ekibimizden ayrılan bir takım oyunculara bir takım dizilerde teklifler. Yani bence biz bu sektöre bir şekilde bir dokunuş yaptık ve o da böyle etkili oldu diye düşünüyorum. Ondan sonra biz en baştan beri bunu bir sinema filmi yapma hayalimiz vardı zaten. 6. sezondan sonra dizimizi bitirdik. Bir tane sinema filmi yaptık. Beklediğimiz gibi bir gişe oldu. Şimdi de yine tekrar Blue TV'de yeni bir diziye başladık Sokağın Çocukları diye. Onun ilk sezonunu çektik. Bu pandemiden dolayı biraz ara vermiştik. Şimdi de ikinci sezonunu çekme hazırlıklarını yapıyoruz. Gerçekten bir başarı öyküsü. Azim, sabır ve kararlılıkla bir konu üzerinde durulduğunda başarının kaçınılmaz olduğunun bir örneği. Sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.